nur, vücut, ruh ve rahmet. Bunların mülk ve melekut vecihleri şeffaf olduğu için doğrudan doğruya Allah'tan bilinmesini Allah murad ettiği için bunları perdesiz yaratıp varlığına en büyük bürhan yapmıştır. Şimdi perdeli yaratmak nedir? Perdesiz yaratmak nedir? Perdeli yaratan da Allah'tır perdesizi yaratan da Allah'tır. Mesela, mesela diyor ya ölümün hakikatteki güzelliğini görmeyen imanı zayıf insanların diyor Allah'a karşı itiraz edip şikayetlerini direkt zat-ı ilahi müteveccih edip ona karşı düşmanlık vaziyeti alıp imandan çıkıp küfre girmemeleri için ölümün hakikatını görmeyen şimdi işte bir kısmı bu hepsi değil insanlara hastalıkları, musibetleri, bazen ihtiyarlığı, ölüm, ölüm mevt isminin önüne Allah perde koymuştur, izzet ve azameti gereği. Ama canı olan odur. O perdeyi aşarsa, Hazreti Azrail aleyhisselam perdesi var. Hatta bir rivayet-i diyor ya, Mesnevi Nuriye'de, Ya Rabbi, senin ibadın benden küsecekler. İşte canımızı alıyorsun diye bana şekvada bulunacaklar. Cenab-ı Hak da ona lisan hikmetle diyor ya, seninle ibadımın arasını hastalıklar, musibetler perdesini bırakacağım. Musibetle yani itirazları, şikayetleri sana değil, onlara gitsin. İşte bunun gibi diyor, Hazreti Azrail aleyhisselam dahi bir perdedir. Yani oradan aşarsa oraya takılsın. Kamil müminlerde de böyle. Çünkü hüzün, üzüntü her insanda aciz ve fakir insanda olur. İşte orada perdelere takılsın. Bize bizim bu taraftan perdeler var. Cenab-ı Hak'tan bize bakan yöne şu da var. Mesela misal velillahül meselü'l ala atmosfer perdedir. Atmosferin kendisinde bir ışık yoktur. Ama yedi kat atmosfer güneşin ışığını perdelemezse o güneş bize helak eder. Demek perdeye bizim ihtiyacımız var. Evet her şeyin Allah karşı perdesi var. Settar Allah'tır. Kabu Kavsen makamında Efendimiz Ali Sattı Vesselam diyor 70 bin nurani perde arkasından Arapça 70 bin sonsuzluk ifadesi kendi ruhuna tecelli eden zat-ı akdes ve mukaddesin zat-ı ilahinin tecellisini kendi ruhundan yine bir bak perde var. Müşahede etti. Çünkü Allah idrakine akabildir. Kendisinden başa kendi zatını bile hiç kimse bilemez. Zatı aktes ve mukaddestir.